AK Partililer ortada yok. Niye yok? Sokağa çıkabiliyorlar mı? Buraya gelebiliyorlar mı? Sizi toplayıp batır sorabiliyorlar mı? Enflasyonu düşürebiliyorlar mı? İşsizliğe dur diyebiliyorlar mı? Buraya gelemiyorsan sandığa gideceksin Tayyip Bey. Sandığa gideceksin. Yoksulluğu bitiremeyenin, işsizliği engellemeyenin, doları düşüremeyenin, fiyatları indiremeyenin gideceği yer seçim sandığıdır. Kaçamazsınız. Geçim yoksa seçim var. Şimdi hiçbir ortada yok. Kim çıkmış ortaya? Bilal Erdoğan. Bilal Erdoğan hafta sonu mesai yaptı. Gezdi, dolaştı, konuştu. Bakın, Bilal Erdoğan sahaya indiyse iki şey vardır. Bir, AK Parti'de işler yolunda gitmiyordur. İki, sonuç beklediklerinden de kötü olacaktır, emin olun. Nereden biliyorum? 2019 yerel seçimleri. Ekrem İmamoğlu birinci seçimi kazanmış, hazmedememişler. İkinci seçime ülkeyi götürmüşler. Bilal Erdoğan Fatih'te geziyor. Bilal Erdoğan Bakırköy'de. Bilal Erdoğan Eyüp Sultan'da. Bilal Erdoğan o dernekte, bu tekkede, bu türbede geziyor. Efendim, Binali Bey'e seçimi Bilal Erdoğan kazandıracak. Vallahi seçim akşamı 7'yi 5 geçe Binali Bey'i arabaya yolladılar. Süleyman Soylu ile birlikte uğurladılar erkenden. O yüzden Bilal Erdoğan sağdaysa işler kötü demektir. Bu seçimde de gördük. Ne zaman sokağa çıktılarsa çaresizlikleri ortadadır. Ama bu sefer iyi ki çıkmış. Babasının diyemediğini demiş. Her şeyi ortaya dökmüş. Çok memnun oldum. Bilal Erdoğan'ın elinden mümkünse mikrofonu eksik etmeyelim. Kameraların karşısında hep Bilal kardeşim olsun. Ne diyor? Diyor ki, efendim diyor, Suriyelilerin Türkiye'de suç işlediklerini kabul etmiyorum diyor. Suriyeliler Türklere göre diyor, suç oranında daha düşükler diyor. Onlar bizim vatandaşımıza göre Türkiye ile daha uyumlular diyor. Onları uyumlu görüyor, burada tutmak istiyor. Bilal Bey, sen Suriyelileri burada tut. Biz önce sizin iktidarınızı yollayacağız, sonra da Suriyelileri memleketine yollayacağız. Efendim, ucuz iş gücüymüş. Bu kadar susurluklu, bu kadar Balıkesirli, bu kadar vatan evladı gencimiz işsizken ucuz iş gücü diye Suriyelileri övmek nasıl bir akıldır? Her gün bir suça bulaşan bunları suç işlemiyorlar diye sütten çıkmış ak kaşık gibi göstermek nasıl bir vicdandır? Bunu bir kenara yazalım. İşte AK Parti budur, işte Bilal Erdoğan budur, işte Recep Tayyip Erdoğan budur. Bunlar Suriyeli'nin dostu, bu milletin karşıtıdır arkadaşlar. İkincisi, demiş ki EYT çok büyük bir hataydı. Muhalefet bize EYT'yi dayattı, karşı çıkamadık. Emeklilikte yaşa takılanları emekli ettik, çok yanlış yaptık. Öyle diyor, yattığı yerden para almak yok hiçbir ülkede diyor. Bak sen, dünya kadar Suriyeli yattığı yerden para alacak, buna alkış tutacaksın. Şurada işsiz güçsüz, ya iş ver, veremem, yaşlandın. Emekli olayım, olamazsın, çok gençsin. İnsanlar perişan oluyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gayretleriyle birer maaş bağlandı. O da 10 bin lira bağlandı.
bugün 12.500 lira. Bu parayı çok görüp, bu parayı alıp yan gelip yatıyor diyorlar. Bilal Efendi, sen 12.500 lirayı al, bırak çocuk okutmayı, bırak kira ödemeyi, bir başına karnını doyur da bir sene bir kere göreyim ben seni, bir kere göreyim, bir kere, bir kere. Bu milletin yoksul emeklisinin aldığı 12.500 lirayı bile çok gören, bir eli yağda, bir eli balda, devletin sırtından gezen, tozan, geçinen, bu ülkenin en güzel arazilerini kendi vakıflarına kaydettiren, en güzel yerleri bedavaya alan, Amerika'da bile bu milletin paralarıyla yurtlar murtlar yaptıranların bu milletin açlığını, sefaletini anlamasını bekleyemeyiz. Ben hiç uyum değil. Asla ve asla aileyle uğraşmam. Tayyip Bey'i gördüğümde ailesinin hatırını sorarım. Kim hangi liderle konuşsam eşini sorarım, çocuğunu sorarım. Ama madem ki Bilal Bey, sen babam partinin düşüşüne engel olamıyor. Bu parti baş aşağı gidiyor, engel olamıyor. İkinci parti olduk, bu işi ben kurtarırım diyorsan, meydana çıkıyorsan, kıspeti giyiyorsan cevabını alırsın. Sakın Erdoğan'ın oğluyum, bana laf etti deme. Madem siyaset yapıyorsun, karşılığını alırsın. Suriyelileri bu milletten üstün görene de, bu milletin cebindeki 3 kuruşu çok görüp yattığı yerden para alıyor diyene de verilecek bir tek cevabımız var. Senin vicdanın kurumuş, insafın kurumuş. Bundan sonra seni hiçbir şey paklamaz ama senin babanın partisini seçim paklar. Hodri meydan. Burada hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu parti benim genel başkanı olmaktan büyük bir mutluluk duyduğum, Hakan Yıldırım Semizel'in belediye başkanı olmaktan gurur duyduğu, milletvekillerimizin bu partide olmaktan gurur duyduğu, Erdem Başkan'ın, Sema Başkan'ın il ilçe başkanı olmaktan gurur duyduğu bu parti, kuruluşuyla da Türkiye'nin birinci partisidir. Son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisidir. Şu an yapılan bütün anketlerde Türkiye'nin birinci partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Ve bu parti işsizliğinde, yoksulluğunda, her türlü yasağında kendini mağdur hisseden, yalnız hisseden herkesin arkasında durma sorumluluğuyla her derde bir çare üretecek. Her derdin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Türkiye'nin birinci partisi olarak hepinizi bir kez daha selamlıyorum. Bu emekli maaşından da sizi kurtaracak olan, bu asgari ücretten de sizi kurtaracak olan, bu yokluktan, bu yoksulluktan sizi kurtaracak olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Yapılacak ilk seçimlerin iktidar partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağı, ay yıldızın gölgesinde ana kucağı, doğu batı kuzey güney yok ayrı gayrı, sevgiyle kucaklıyor her vatandaşı. Doğu batı kuzey güney yok ayrı gayrı, sevgiyle